17 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Mutlu, huzurlu bir hafta geçsin hepimize. 17 Eylül'de koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, koçlar ciddi anlamda para finanslarıyla alakalı yaşadığı gerginlik had safhada devam ediyor ve ciddi anlamda çok yoğun bir iş temposu ve işiyle alakalı gereksiz kaygılardan kaynaklanan huzursuzlukları var koç burçlarının. Ben de diyorum ki 17 Eylül pazartesi itibariyle sizde yavaşlama, sakinleşme süreci başlayacak ama işinizle alakalı kaybetme ya da risk alma gibi bir durumunuz var. 19 Eylül'e kadar dikkat etmeniz gerekiyor. 19 Eylül'den sonra rahatlayacaksınız. Evle ilgili satmak ya da yenilenmek gibi bir niyetiniz var ama koç burçları çok gereksiz harcamalar ve işle ilgili kaygılar yaptığı için şu an yatırımları kenara bıraktılar. O yüzden onlar için Ekim daha doğru bir süreç olacak. İlişkiler konusunda uzun süredir huzursuz olan koçlar için muhteşem bir aşk var ama evlilikle alakalı niyeti olan koçlar artık evlilik tarihini belirlediler, ev düzenini yaptılar. Yalnız onlarda boyun fıtığı ve bel fıtığı sıkıntıları olabilir, dikkat diyoruz. Bir de koçların ailede huzursuz yaşadıkları sağlık problemi, babayla alakalı ya da anneyle alakalı sağlık problemi geride kalacak. Çocuk isteyen koç burçları için de çok doğru bir zaman, şimdiden çocuk evresine hoş geldiniz diyorum. Boğa burçları özellikle işleriyle alakalı aslında her şey normal gidiyor ama maaş konusunda inanılmaz huzursuz ve netsizlikler yaşadıkları için yeni arayış dediğimiz konumlarıyla ilgili yükseliş ya da bekledikleriyle ilgili haberler var. Ekim-Kasım onlar için daha doğru bir süreç olacak. Ekim itibariyle boğa burçları için güzel bir anlaşma ama şu anki yerini kontrol etmek isteyen boğa burçları, evet doğru noktadasınız, sabırlı olursanız yükselişiniz de gerçekleşecek diyorum. İlişkileriyle ilgili sorun yaşayan boğalar Eylül'ün sonuna kadar problemli ve gergin bir dönem yaşayacak. Evlenmek isteyen ve evlilik hazırlığı yaşayan boğa burçları için de aslında Kasım ayı onlar için hayırlı ve aydınlık olacak. Uzun süredir ilişki yaşamayan boğalar biraz daha sabırlı olurlarsa, evrelerinde biraz sakin olurlarsa doğru aşka yelken açacaklar. Onların da almak istedikleri araç gibi gündemde konuları var ve kredi kartı borçları var. Bunları toparlamaya çalışıyorlar. Sağlık içinde göz hassasiyeti, göz tansiyonu, gözle ilgili problem olabilir boğa burçları için. Dikkat diyoruz. Ufak da bir tatil yapma niyeti var boğa burçlarının. Şimdiden 3-4 günlük tatilin keyfini çıkartın diyorum. İkizler burcu işleriyle alakalı aslında çok yoğun bir tempodalar ve konumları değişti ve devlet ile ilgili bekledikleri güzel bir sürece giriş sağladı İkizler burcu ama onlarda da ilişkide ayrılık kararı, çıtırdama ve problem dönemi yaşıyorlar. O yüzden ilişkilerini kurtarma ve nasıl kurtararım tribine girdi İkizler burcu. Bence sakinlikle ilişkinize sahip çıkın ve o insan doğru insan ve evlilik yapın diyorum ikizlere. Ve ikizler de son zamanlarda geçmişe ait borçlardan kaynaklanan banka ya da kredi ya da ne bileyim vergi borçları gündeme gelecek. Bununla ilgili tedirginlik yaşanacak. Tedirginlik yaşamayın diyorum. Çünkü Aralık sizin borçlardan sıfırlanma ve aydınlığa kavuşma dönemi olacak. Ve ilişkinizle alakalı uzun süredir ilişki yaşayamayan ikizler için de Eylül sonu itibariyle muhteşem aşka ve evlilik yapacağı insanın kararını alacak. Ev değiştirmek isteyen ikizler burcu için de Kasım ayının ilk haftası onlar için hayırlı. Onlarda da çocuklarıyla ilgili, eğitim kariyeriyle ilgili yurt dışı düşünenler var. Çoğu da yolladı yurt dışına. Burada okuyanlarına başarılar diliyorum. Yengeç burcunu neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerde aslında özel hayatın duygusal depresyon dönemi, huzursuzluk dönemi, ailede devamlı gereksiz atışmalar onu çok yordu. Evet, yoğun bir tempodalar, iş konusunda da yükselişleri gerçekleşti ama maddi olarak dengeleri oturtamıyorlar ve bir sürü geçmişe ait borçları toparlanma evresine girdi yengeçler. Yengeçler için de Eylül 27'ye kadar riskli parayla alakalı tedirgin bir dönem. 27'sinden sonra rölantiye koyacak yengeç burçları. Yengeçler için aslında duygusallık, depresyon ruh halleri var ama aşk hayatlarındaki doğru insanını bulmaya çalışıyorlar ve bir türlü bulamadıkları için huzursuzlukları var. Ben de diyorum ki Kasım ve Aralık onlar için verimli aşk dönemi ama şu an ilişkisiyle ilgili ciddiyet ve ailenin tanışma dediğimiz bir süreç. Uzun süredir çocuk tedavisi gören yengeçlere de Ekim'e kadar çocuk muradı olacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Ev satıp ev almak isteyen yengeçler için de Eylül bitimine kadar bu ev gerçekleşmiş olacak, hayırlı olacak. Sizde de diz kapak,
kemik erimesi, kemik kayması ya da bel fıtığı olabilir. Dikkat diyorum yengeçler, çünkü sizin için sağlık ön planda. Aslan burçları için aslında çok büyük anlaşmalara giriş yapandı ama parasal evre çok büyük darda ve onlarda yeni bir ev yerleştirmek, yeni eşya almak, yeni oluşumlar, hem parasızlar hem de duygusal hayatlarını Nirvana'da neydi kız o? Nirvana'da yaşamak istedikleri için onlar aslında parayı hiç konu etmiyorlar ama aslında çok parasız aslan burçları aşkla dolupta yaşadıkları için, ama aşklarıyla ilgili evlilikleri gerçekleşecek Allah kısmet ederse, ama para ve iş konusunda bekledikleri olaylar hep ertelendiği için depresyondalar. Evet, Eylül bitimi sizin için iş için çok verimli ve hayırlı olacak ve çok güzel imzalar atacaksınız. İlişkisi olmayan aslanlar, biz BK kötü geçiriyoruz diyen, yani kısaca BOK diyoruz ya, kötü geçiren aslanlar içinde mucize bir aşk var ve evlilik yapacakları ya da ilişkiyi keyifle yaşayacakları bir dönem. O yüzden aslanların inançları aşk konusunda çok kırıldı ve biz aşk maşk yaşayamayacağız, bir sürü borçlar var, bunları nasıl halledeceğiz diyorsanız, Allah size bu yıl bitmeden çok güzel bir aydınlık yaşatacak ve enerjiniz inanılmaz güzel noktalara erişecek diyorum. Başak burçları için, başakların aslında mirasla ilgili, mahkemesel ve de sorunlarla ilgili çözülmesini istediği süreçler aslında gündemde konu ve avukatlarla mücadele ve uzun süredir iş problemi yaşayan başaklarda da Ekim ayı doğru iş başlangıcı olacak. Aşk konusunda hiçbir şey şansım yok Emine Hanım diyen başaklara da vallahi mucize, küçük güzel ufak bir aşk başlayacak ama gelecek planları içerisinde olacak mı derseniz, belki sizin doğru süreciniz Aralık ayı. O yüzden başaklar, evde kaldım başaklar için Aralık'ta doğru aşka yelken açma. Ve sizin de ailede baba ya da prostat ya da kadınsal bölgede annenizin sağlık problemleri olabilir diyorum başaklar. Bunlarla ilgili hastane koşturma ve mahkemenizin zaferini alacaksınız. Devlet ataması ile ilgili bekleyenlerde yeni bir sürpriz olacak ve sınava girecek. Bunlar da başarı sağlayacak. Bir tane izleyicimiz, ben 8 yaşında bir sınavım iyi olacak mı demiş. Evet, çok başarılı noktaya erişeceksin. Panik yapma diyorum sana da. Biraz dikkatini toparlarsan sevinirim. Evet, başaklarda da belki sağlık olarak dil ve dişle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Dikkat diyoruz. Terazi burçları için 17 Eylül aslında onlar için dosya, evrak düzeltme, onu koşturma, bu evrak koşturma, yeni büyük işlerin anlaşması ve güzel süreçlere giriş sağlayacaklar ama terazi burçlarında uyku modu ruh hali olduğu için uyumak ve uyanmak istemiyorlar ve yazı tekrar yaşamak, dolu dolu yaşamak istiyorlar. Onlarda da birkaç günlük kafayı dinleme, bir tatil kafaları var ama çok yoğun ve yükselişiniz var. Bu yükselişinizle ilgili ödüllendireceksiniz ve para hayatınız inanılmaz derecede verimli olacak. Ve en büyük sürpriz de oturduğunuz küçük evinizi satıp büyük bir eve geçmek isteyen terazi burçları var. Kasım'a ya da Ekim ortasına kadar bunu gerçekleştireceksiniz. Hiç panik yapmayın diyorum. Sizde de tırnak kırılması ya da cilt alerjiniz olabilir. Bununla ilgili biraz sıkıntılarımız söz konusu olabilir teraziler. Ya havanın mevsim değişimi, saçlarınız çok dökülü olabilir. Bunun verdiği bir gerginlik olabilir. Merak etmeyin, toparlanacak. Güzel bir aşka yelken açmak isteyen teraziler için de biraz daha sabırlı olacaksınız. Birkaç ay sonra doğru aşka yelken açtığınız doğru süreçtir. Akreplerin aslında işleri çok kötü gidiyor ve parasal evrede çok sıkıştılar. Her şey üst üste biriktiği için onu öde, bunu öde, şunu öde derken hatta bir ev satayım mı ya da bir mal satayım mı telaşına ya da bir arsa satayım mı telaşına girdiler. Biraz daha sabırlı olursanız her şey güzel olacak ama belki sizi zorlayacak bir 2018 bitimine kadar akrep burçları zorlanacak, parasal evrede dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden kredi kartlarınıza yüklenmeyin. Elinizdeki paranızla idare ederseniz akrepler daha sağlıklı bir süreç olacağını düşünüyorum. Yeni bir iş beklentisi olan akrepler için de belki Kasım ayı onlar. Aslında 2015'inden sonra doğru süreç ama Kasım parasal evrenizle ilgili en azından rutine giren bir sürecin aydınlığını yaşayacak akrep burçları. İlişki konusunda hala aynı insanla devam ediyorsunuz ve huzursuzluklarınız var ama yeni bir insan arayışınız da yok. O yüzden bu insanla idare etme kafasındasınız ama artık çok yorgunsunuz, huzursuzsunuz. Biraz dingin bir kafaya ihtiyacınız var. Yoga, meditasyon, nefes terapisi de size iyi gelecek. Ya da pilates yaparsanız daha sağlıklı olacağınızı düşünüyorum. Sizde de içteki, hani içte alerjik, yani şöyle söyleyeyim, ciltte alerji dışarı çıkmış olabilir. Dikkat diyoruz. Yay burçları için aslında aşk, deli gibi aşk arayan yaylar,
ve hala aşkı bulamadım diyen yay burçları için biraz daha sabır diyoruz. 20-25 gün sabır ederseniz doğru aşka erken açacaksınız ve bu sizin doğru insanınız olacak. Ama ben her ilişkiyi elim atıyorum, kuruyor ve bir türlü ilişkilerim bende kalmıyor diyen yay burçları için 21 Nas Felak okursanız üzerinizdeki enerjinizin değişeceği ve hayırlı bir ilişkiye erken açacağınızı düşünebilirim. Ama şöyle bir durum var yay burçları için. Aslında ilişkiler gelip gidiyor ya, artık bıktınız. Adam gibi insan ya da kadın gibi insan gelsin tribindesiniz. Evet doğru, ve ruhunuzun aynasını bulacaksınız ve bu sizin için çok kalıcı olacak. İş konusunda çok yoğun bir süreç, ama parasal evrenizde de ufak tefek pürüzler var, ama sizin iş mahkemeniz olabilir. İşle alakalı beklediğiniz bir oluşum var. Bu oluşum sizin için hayra. Ve yurt dışı niyeti olan yay burçlarımız var. İş beklentileri var yurt dışı ile ilgili. Bunların sevincini yaşayacak. Bir de çocuk tedavisi gören yaylara da Ekim başında çocuk muradı olabilir diyorum. Bunun heyecanını yaşayacaksınız. Oğlak burçları Eylül ayı, aslında 17 Eylül, onlar için iş ve koşturma, evrak, dosya, ıvır zıvır derken çok büyük bir imzaya, yurt dışı ile bağlantılı bir şirketle imzaya başladılar. Ve devletle ilgili beklediğiniz bazı şeyler çok olumlu süreç oldu. Sizin için aslında verimlilik daha iyi seviyeleri oluşacak, ama o kadar çok para harcıyorsunuz ki çalıştığınız emeğe saygısızlık yaptığınızı düşünüyorum oğlaklar. O yüzden emeğinize saygı duyun, gereksiz harcamaları kenara bırakın diyorum. Daha verimli ve yatırımlar doğrultusunda ne yapabilirsiniz, buna bakın. O yüzden kredi ve para harcamanız kenarda durmalı. Sizde de en büyük sorun siyatik ya da ayakta kaynaklanan kasılmalarınız olabilir. Bunlara dikkat edin. Aşk konusunda evlilik var, ama şu an parasal evrenizi kontrol edemediğiniz için plansız bir ilişki. Aslında planlı bir ilişki, ama siz para harcamanız çok ön planda olduğu için tarih ve gün yapamıyorsunuz. Bunun verdiği huzursuzluklar var. Artık evlenme vakti geldi oğlaklar. Evlilik yapın. Evliliğiyle problem yaşayan oğlaklarda da boşanma kararı verecek bazı oğlaklar. Dikkat diyorum. Kova burçları 17 Eylül itibariyle aslında çok güzel bir iş beklentisi. Biraz daha gecikebilir. Çok borcu var kova burçlarının. Her şey çok üst üste birikti ve inanılmaz derecede hiçbir şeyi çözemiyorum, artık çok yoruldum diyen kova burçları için de Ekim sonuna kadar dengelenme ve iyileşme süreci yaşayacak, ama onlar mistik bir enerjiye inandılar. Bende bir uğursuzluk var. Yani her şey ters gidiyor. Bende şu var, her şey aile bile beni anlamıyor dediğimiz bir dönem yaşıyorsunuz. 3-4 aydır çok stresli bir dönemdesiniz. Aslında Ekim'in bitimi sizin için verimli ve aydınlı süreç olacak. Eylül'de de yeni iş bekleyenler için Eylül bitimi ve Ekim'in ilk haftasında doğru süreç, ama aşk konusunda da şanssızım diyen kova burçları için diyorum ki evet aşk var, ama siz ruhunuzdaki insanı arıyorsunuz. Birkaç ay daha sabırlı olursanız ruhunuzdaki doğru insanı bulacaksınız ve evlilik yoluna gideceksiniz. Ve yeni çocuk doğan kız çocuğu ya da erkek çocuğu bekleyen doğum gayet rahat geçecek. Kovalarda doğum korkusu başladı. Doğum korkunuza gerek yok. Sağlıklı bir bebek dünyaya ve sağlıklı bir evlat sahibi olacağınız gözüküyor. Bir de ev değişikliği düşünen kova burçları için hayırlı bir zaman, doğru bir süreç diyorum. Balık burçlarında neler bekliyor diyorsanız, balıklar çok yoğun bir tempodalar. Hem devlet, hem evrak işleri, hem on koşturma, hem evlilik telaşındalar. Bir de uzun süredir ilişki yaşamayan balıklar, ben mutsuzum artık, yerde sürünüyorum, ne zaman aşka erken açacağım diyen balık burçları için de aslında 2019 doğru bir süreç, hayırlı bir süreç olacak. Ama yeni iş ve yeni iş kuran balık burçları için 4 ay çok yoğun bir tempoda olacak. Hem görevleri hem özel hayatları aynı anda devam edecek. Güzel bir ev almak istiyor balık burçları. Yatırım yapmak amaçlı ve evliliğiyle orada yaşamak istiyor. İlk önce kira, sonra ev alacaksın. Balık burcu, ona göre ayağını denk al diyorum. Ailede de gereksiz kırgınlıklar geride kaldı. Ve onların da aileyle ilgili yaşadığı biraz maddi sıkıntılardan kaynaklanan sorunlar var. Bunlar toparlanacak. Sizde de uyku problemi olabilir. Devamlı uyuyor olabilirsiniz, iyileşme dönemi. Ama şöyle diyeceğim, aşk isteyen balık burçları sabırlı olun. Doğru aşka yelken açacaksınız. Balık burçlarında ailede sağlık problemi, kanla alakalı bir alerjik bir sorun olabilir. Dikkat diyoruz. O yüzden balıklarda da güzel bir 17 Eylül haftası var. Hayırlı, bereketli, uğurlu olsun herkes için diyorum. Evet, benim çok hızlı konuştuğumla ilgili şikayet eden insanlar var. Ben hemen o dakika kafamda planlıyorum.
alıyorum ve ona göre yorum yaptığım için çok hızlı konuşuyorum. Beni anlamayan insanlar hep diyor ki arkandan at arabası mı koşuyor? Yok anam, ben kendim koşturuyorum at arabası olarak. Yani kelimeler birbirine karışıyor olabilir. Hepinizden özür diliyorum ama tarzım bu. Tarzımı değiştiremiyorum. 10.000 abonede canlı yayın yapacağız. O yüzden 10.000 aboneye ulaşmamız gerekiyor. 1 saat canlı program yapacağız. Uçlarınızı, her şeyinizi yap, canlı dinleyeceksiniz. O yüzden her yerde paylaşırsanız ve bizi takip ederseniz sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.